Uzatın abi. Uzatın bakayım bir öyle çektim. Barış Bey buradayız. Uzatın. Evet hazırız abi. Hazır mıyız? Değiliz. Tamam. 3, 2, 1. Kayıt. Evet Barış Bey. Kaçın. Ne yapayım? Merhaba nasılsınız? Eyvallah siz nasılsınız? İyiyiz. Sol baş kayın. X Barış Arduç diyelim. Öyle diyelim. Barış Bey kameralara doğru konuşursak böyle. Kameralara doğru. Ya şöyle bir şey rica edeyim mi? Ben sohbet ettiğim arkadaşla göz teması kurmayı isterim. Kamerada çünkü kameranın içine bakacağım. Orada bir arkadaş diyorum. Dolayısıyla böyle yapsam daha rahat olur. Bir sorun olur mu? Ya o zaman bir sağ olsun. Ben ortada durayım. Tamam eyvallah. Daha iyi. Robot gibi oluyor yoksa. Tamam böyle yapalım abi. Eyvallah. Evet abi. Barış Arduç hayırlı olsun. Tasarladın abi. Tasarladım konusuna bir açıklık getireyim. Sonuçta ben bir tasarımcı değilim. Burada hani çok büyük cümleler kurmaya da gerek yok tasarımla alakalı. Sadece hani spora olan tutkumu biliyor Önder Öztaram. Markayla yan yana olan çok sevdiğim bir abim. Beraber böyle bir şey yapalım istedik. Ve oturduk bir masaya. Şirkete tabii ki bu işlere bakan çok önemli insanlar var. Çok güzel bir ekiple beraber çalıştık. Ne yapabiliriz diye. Benim burada tek müdahil olduğum konu şuydu. Ses dalgası hikayesi. Onu da anlatabilirim ama. Durumu kişiselleştirmek adına ne yapabiliriz diye düşündük. Biz de bulduğumuz birkaç kelimeyi, tişörtlerin üzerinde baskı olacak birkaç kelimeyi stüdyoya girip kendi sesimle seslendirip oradaki ses dalgasını tişörtlerin üzerine de basabiliriz diye. Hem daha kişisel bir hale gelir diye. Böyle bir şey yaptık. Sonuçlardan da memnunuz. Güzel oldu. Neydi yani mesela onlar? Ya 7 tane değer var aslında. Bu içeride de bakabilirsiniz. Savaşçının 7 değeri diye. Evet. Bu benim bulduğum kelimeler değil. Daha önce var olan kelimeler, bizim çok önemsediğimiz kelimeler. Bunun içinde saygı var, onur var, bunun gibi bir sürü şey var. Onların seslendirmesi yapıp onların ses dalgasını kullanıyoruz. Vay. Evet, kişisel bir şey oldu. O yüzden güzel oldu yani kendi ses dalgamız kullanıyor. Biliyorsun parmak izi ya da retina gibi ses dalgası çok kişisel bir şey olduğu için durumu kişiselleştirmek adına güzel bir hamle oldu diyebilirim. Sizden çıktı o. Bu benden çıktı değil mi? Ekmeğini ben yiyeyim. Tarz olarak. Tamam ben böyle bakayım o zaman sizi de yormayayım. Tarz olarak nasıl bir tarzda göreceğiz kıyafet tasarlısı? Ya niye Balance markası biliyorsun zaten çok rahat spor ürünler yapan bir marka. Dolayısıyla biz de spor şeyler tasarladık. Yani üstündeki kapşonlu sweatshirtler gibi, tişörtler gibi, şortlar gibi. Bunun gibi bir spor ürünleri. Peki Barış Arduç kendi kıyafetlerinde marka takıntıları var mıdır? Yani herhangi bir yerden de alışveriş yapar mı? Atıyorum pazarda bir ürün görse onu fiyatına bakmadan hayır. Sadece yani şöyle şu anda sadece pazara çok gitmemiz mümkün değil ama tabii ki gitme ihtimalimiz olanımız olsa benim en dikkat ettiğim şey sade ve güzel olması başka bir şey değil. Geçenlerde de Bursa Yarım'la röportaj yaptığımızda ondan bahsediyordu. Hani ben çok kolay kamufle olabiliyorum ama Barış Bey o kadar kamufle olamıyor demişti. Galiba evet biraz öyle. Şimdi şöyle haberler de çıkmıştı. Barış Arduç tarzını Gülsü Özay'a borçlu diyor. O seçiyor, Barış Arduç giyiyor diye. Yani kız arkadaşım sonuçta müdahale etmeyi de çok sevmez aslında ama hani o da kendi giyer, ben de kendim giyerim. Sol baş kayın, sol baş. Sizin bir özelliğinizi öğrendik. O röportajda çok güzel resimler çiziyorsunuz. Resim, kameralara doğru. Resim. Resim çizerim ama çok güzel resimler çiziyorum durumu çok iddialı olur ya. Evet evet o kadar. Yarın bir gün beraber hatta dedim bir galeri olur mu? Olabilir dedim. Ne güzel olursa bakalım. Zaman. Peki, ne tarz çiziyorsunuz? Önemli olan o. Ya öyle çok hani çok anladığım terimlerle de açıklayabileceğim bir durum değil. Sadece ne derler bir kişisel bir hobi çok böyle öteye ya da çok uzman profesyonel bir yere giden bir durum değil. Peki bu sürekli bir ev değiştirme haberleri vardı. Hanım'a da sorduk. Siz de öyle sürekli yazılan kadar sürekli değil. Yani ilk dönemlerde bir iki defa olmuştu ama artık bayağı uzun müddettir aynı yerdeyiz. Yani. Çok teşekkürler. Bu arada tabii filmden sonra sizi özlemiştik de. Bu proje haricinde neler var? Ya vallahi ben de çok özledim bir şeyler yapmayı. Yaza belki yine bir sinema filmi durumu olabilir ama Eylül gibi %99 diyebilirim dizimiz olacak. Şu an anlaştığım ya da üzerinde hemfikir olduğumuz bir proje yok. Ama çok özledim ben de Eylül gibi bir şey yapacağım. İnternet dizileri moda bu ara. İyi ki de moda ne güzel işte. Dijitalde de çok güzel işler yapılıyor. Yani bence bütün mecralar kıymetli. Önemli olan iyi içerik üretmek. O iyi içeriklerin içlerinde yer aldığın zaman da kendini şanslı hissediyor insan. Umarım bu şansı elde ederiz bu sene. Son soruyu ben sorayım. Herkes merak ediyor. Hayranlarınız da merak ediyor. Basın olarak biz de merak ediyoruz. Birçoğunu evlendirdik. Sıra size ne zaman geliyor?
Yani günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bunları çok konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. O yüzden hani vakti geldiğinde saklayacak bir durum yok yani. Mutlulukla paylaştıkça çoğalır. O yüzden paylaşırım size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir detay alalım. Okay, çok sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah.